let's go on with Sedat Bornovalı, who he has a PhD in architectural history and he's also directing the restoration project for the building of the Società Operaia Italiana, which is also the object of his presentation now. So, thank you. Yes, please. Sesim ulaşıyor. Müsaadenizle kürsüye geçeyim. En azından slaytlara daha hakim olabiliyorum. Fatih Hazretleri, saygıdeğer hocalarım, kıymetli hazirun. İlk kez bu olağanüstü güzellikteki salonun kürsüsüne geçmiş olmanın büyük şerefini, hele ki böylesine kıymetli büyüklerimle birlikte yaşıyor olmanın heyecanını anlayışla karşılarsınız diye ümit ediyorum. Çok yakında, birkaç yüz metresi yok herhalde, 100 metre kadar uzaklıktaki bir binayı 15 dakika içinde 5 dakika geçmiş, 5 dakika bugün, 5 dakika gelecek olarak bölümleyip anlatmaya çalışacakmışım. Gayret edeceğim. Eğer Sayın Nilay Özlü böylesine uzun bir konuşmayı, böylesine uzun bir araştırmayı kısacık bir konuşma haline getirebildiyse, Seza Hanım da aynı şekilde zengin bir doktora tezini bu kadar kısaltabilecekse eminim ben de başaracağım. Sadece ismi bile bir 10 dakikayı alıyor zaten görüyorsunuz. Società Operaia Italiana di Mutuo Soccorso in Costantinopoli. Bunu kentimizde söyleyebilen çok az kişi var. Genelde yani sokakta sorarsanız böyle sormayın. Garibaldi binası varmış diye sorun. Garibaldi diye bir lokanta olduğu için onun alt katında eskiden kentin çoğunluğu o zaman anlıyor. Ha Garibaldi vardı, dur o kapandı mı ne oldu filan diye soruyorlar. 1913 yılında yapılmış olan 50. yıl flaması. Demek ki 1863 yılında İtalya Birliği kurulduktan 2 sene sonra İstanbul'da önemli bir İtalyan varlığı var ki onlar da kendilerine göre küçücük bir İtalya Birliği kurmaya karar veriyorlar. Ve bu o zamanın biraz da tabii modasıyla işçi ismi altında, tabii ki İtalyan Boşta Gezenler Derneği de diyemeyeceklerine göre işte bir bütün İtalyanları bir arada toplayabileceklerini düşündükleri Operaia adıyla, işçi adıyla kuruluyor. Kayıtlarına baktığınız zaman meslekhanesinde bir sürü kişinin benestante, hali vakti yerinde olduğunu, yani aslında çalışmıyor olduğunu da görebiliyorsunuz. O Operaia çok büyük ölçüde aslında sadece bir özel isim gibi kalıyor diyebiliriz. Modası buymuş, yüzlerce kurulmuş İtalya'da o dönemde bunlardan. Bizzat İtalya Birliği'nin kurucusu Garibaldi'nin de başkanlığını kabul etmiş olması açısından da iki isim hep beraber gidiyor. Garibaldi ile Società Operaia. Merak etmeyiniz, sevgili Girardelli hocamızın da söylediği gibi bir restorasyon projesi var. Bu flamada artık böyle yırtık pırtık değil. Kuzey İtalya'da Novara vilayetindeki Orta Gölü'ndeki San Giulio Adası'ndaki Mater Ecclesiae Manastırı'nda restore edildi ve artık pırıl pırıl kusursuz durumda ülkeye geri sokuldu. İyi ki gümrükte bir şey demediler bu böyle bir eşyayı yurt dışına götürürken ama şu anda kusursuz şekilde İtalyan Başkonsolosluğu'nda muhafaza ediliyor. Peki şu İtalyanca isimleri bırakıp Türkçesini deneyelim dersek ne olacak? Daha kolay olmayacak gördüğünüz gibi. Società Operaia Italiana Cemiyeti Hayriyesi olarak kayıtlara geçmiş. Bunu da çalışmalar sırasında çok büyük keyifle buldum. Tabii küçücük bir yerde bir mühür. Mühürün orijinali yok ama en azından orijinal ismini bulmamız açısından tek kayıttı bu. Çok keyifli oldu bu keşifte. Kocaman büyüttüm sahneye. Bayağı yakışıyor diyebilirim. Bugünlerde dediğim gibi hemen hemen herkes Garibaldi adıyla anıyor ama Garibaldi aslında bu dernek kurulmadan 40 sene kadar önce herhalde, hadi 30 sene kadar önce İstanbul'daymış ve sonra İtalya'ya gitmiş, İtalya Birliği'ni kurmak gibi işlerle uğraştığı için orada burada bir dernekte bulunmak, İstanbul'u ziyaret etmek gibi işleri hiç olamamış. Bazı
ansiklopedilerde bile hatalı olarak belirtiliyor. Bizzat burada bulunduğu sırasında. Hayır, kuruluşu sırasında bir vesikalık fotoğrafı var. O fotoğrafı koyuyor üyeler ortaya. Başkanın fotoğrafı ve kendileri olmak üzere kuruluş hatıralarını hep bu şekilde bir araya getiriyorlar. Peki nerede? Şöylece biz neredeyiz şu anda onu hatırlatayım. Biz şuradayız. Bunun yanındaki binadayız şu anda. Yani şöyle 3 bina gittiğimiz zaman hemen Società Operaia'ya ulaşabiliyoruz. Sıkışık bir yerde, iki çıkmaz sokağın üzerinde hemen yanında bulunan yeşil renkle gösterilen Oda Kule'nin yanındaki Sur Pier Ortutium Katolik Ermeni Kilisesi'ni İstiklal Caddesi'nden görebiliyorsunuz. Bizim Società Operaia ise görülemiyor, saklı bir bina. Önündeki mavi İş Bankası binası, Beyoğlu İş Bankası binası saklıyor. Şekilsiz bir bina olduğunu görüyorsunuz, şekilsiz bir parsel. Bunun da sebebi, hemen bir parantez geri doğru, dünden beri mutlaka belirlenen, kesinlik kazanan bir şey var. Levanten dediniz mi, herkes bir karışık. Biraz önceki konuşmada da bunu duyduk. İşte onun osu mutlaka, bunun dedesi, bunun faaliyeti, onun ortağı, bunun evi vesaire. Çünkü 3 tane ahşap evin bulunduğu 3 ayrı parseli birleştiriyorlar ve bu binayı inşa etmeye karar veriyorlar. O 3 ahşap evden bir tanesinde de Alessandro Vallauri oturuyor. Hatta sonra kolay satın alınmış olmasına rağmen de biraz kirayı da geciktiriyor, çıkmayı da geciktiriyor, derneğe bayağı zorluk çıkartıyor. İşte geleceğim, seyahatteyim, haber gönderiyor, çıkarım, yıkarsınız evi, acelesi yok filan falan diye. Neyse sonunda arsa da kazanılıyor, Vallauri de çıkıyor, ev de yıkılıyor ve işte binanın inşaatı aslında derneğin ancak 20. yılında, 1884 yılı civarında başlayabiliyor. Bakınız sol tarafta o dönemlerde yapılmış olan ilk bina. Bazı kaynaklarda yine Vallauri, ben ısrarla Vallauri demiyorum, Vallauri diyorum çünkü o dönemlerde bu adamın adı Vallauri. Sonra bir havaya giriyor, Fransızlaşıyor da Vallauri diye imza atmaya başlıyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi Levantenlik'ten daha önemli bir noktaya da bakabiliriz. Sağ taraftaki ise bugünkü hali binanın. Bu topraklarda herkesi birleştiren, din, dil, ırk demeden, köken demeden, etnik köken olsun, başka köken olsun, kültürlü, kültürsüz, zengin, fakir demeden hepimizi birleştiren bir tek şey vardır, bir tek tutku vardır, binalara kat çıkmak. gördüğünüz gibi bu Levanten binası sol tarafta iki katlı. En üstte bayrağın bulunduğu yerden birileri bakıyor, orası terasmış, sonra o terasta size bir kat olarak hizmeti açılmış durumda. Dolayısıyla yapıldığı günle bugünü arasındaki fark bu. Aynı sokağın içerisinde biraz daha yüksek bir bina. İlk binanın mimarı, dediğim gibi, birçok kaynakta Vallauri olarak gösteriliyor olmakla birlikte yine başka bir tutku, her işin yapması değil karışması güzeldir biliyorsunuz. Mimar başkası ama Vallauri sürekli karışıyor. Ben burada dururken diyor, işte bu bina böyle olmaz, işte şöyle yapacaksınız. Bunun bütün tutanakları var, birazdan onları da göreceğiz. İşte şunun böyle olması lazım. Zaten herkes dernekte bir havaya giriyor. Mimara diyorlar ki, dur bir dakika, şu projeyi gönder. Vallauri ne diyecek bakalım, ona göre yapalım filan cinsinden. Yani bayağı Vallauri'nin emeği olan bir bina. Önemli bir miras, dolayısıyla elimizde layık olmaya çalışıyoruz. Burası giriş. Bugün hala böyle tabii, şu anda restorasyon sürdüğü için birçok nokta kapalı ama yani hiçbir detayı değişmemiş durumda. Merdivenler Denali'nin eklediği 1910 Ocak ayındaki haliyle. Belki görünüyor, oradaki levhada da Giuseppe Garibaldi diye görünüyor zaten. Yani binaya giren herhangi birinin de diğer bütün bu isimleri ve bağlantıları çözmesine imkan yok. Kim gelse Garibaldi ile giriyor, Garibaldi ile çıkıyor. Yani o isim burada son derece sabit. Ümidimiz şimdi restorasyon projesinin sonunda 1910 yılının Ocak ayındaki haline geri çevirmek binayı. Tabii 1885 yılına döndürmemize imkan yok. Tamamıyla farklı bir bina diyebiliriz. Bazı detayları bulduk ama sınırlı detaylar. 1885'te böyleymiş işte Vallauri döneminde. İlginçtir ki resimleri de Seza Hanım'ın çok ilgiyle baktığını görüyorum.
resimleri de Corpi Sarayı'nda çalışan ressamlar yapmışlar. Referans olarak onu göstermişler. Biz Corpi Sarayı, yani daha doğrusu şeyler diyor ki tutanaklar, Corpi'de resim yapan adamlar geldi, burada yapıyor. Artık başka birine gerek yok, onlar yapsın diye bir karar var defterlerde. Pek ilginç bir şey. Ne yazık ki başka bir detay bulamıyoruz ama en azından böyle bir bağlantı. Bugünkü Soho House'u resimleyen kişiler aynı şekilde, ama bunları da ne yazık ki geri döndüremeyeceğiz tamamıyla. Farklı bir şey. Tabii binalar, bugün bir bina üzerinde konuşuyor gibiyiz, bina kaldığı için, ama mutlaka en önemli şey insanlar. İnsansız olduğu zaman bu 1910 yılındaki hali, geri döndüreceğimiz hali, işte biraz kötü badanalarla, boyalarla, yağlı boyalarla bulduk. Ama temiz şu anda, ahşaplar ortaya çıktı, tüm boyalarını kaldırdık, çok şık, çok güzel. Oradaki ayna orijinal, 3 parça. Giulio Mongeri, bugün kimse bahsetmedi, üzülebilir Giulio Mongeri ama pek mühim bir diğer Levanten mimar kuşkusuz. Demiş ki 3 parça ayna bulursak şu kadar, 3'te biri fiyatına buluyoruz. O zaman peki demişler. Yani bu aynayı da kendi elleriyle Giulio Mongeri bulmuş, parasını da pazarlığına etmiş, koymuş. Böylesine insanlarla dolu, hatıralarla dolu bir geçmişi konuşuyor durumdayız. Yukarıdaki avizeyi bile çok pırıl pırıl göreceğiz, tahmin edilmiş haliyle yakın zaman içerisinde. İşte böyle mavi acayip bir binaydı. Hani çalışmalarımız bugününe geliyoruz yavaş yavaş. Görünce eyvah diyeceksiniz, bu adamın eline bırakmamak lazımmış, ama merak etmeyin, her inşaatta böyle şeyler oluyor. Önce bir söküyorsunuz, kirli bozuk şeyleri buluyorsunuz, sonra toparlamak gerekiyor. Fakat tabii asıl güzel olan şey, aynanın üzerinde çok durmamın sebebi sonraki resimde referansı görebilirsiniz diye. Gerçekten insanlarmış, levantenlermiş bu binayı özel bir bina haline getiren, birçok binayı özel bir bina haline getiren insanlarmış. Hakikaten de çok uzun yıllar boyunca, en azından 1960-70'lere kadar diyebiliriz, burası İstanbul'daki Levanten hayatının merkezi durumundaymış. Ve hala yine insanlar üzerinden konuştuğumuz için Angelo Terezi'yi göstermek istedim. 1923 doğumlu en kıdemli üyesi Società Operaia'nın, Garibaldi heykelinin yanında geçen sene çektiğimiz bir fotosunda, en azından birçok şeyi değiştirsek de hatıralar aynı kalsın diye. Bir ara Dream Art bu büyük salon, deminki büyük salonu high-tech bir merkez haline getirmiş, kısa metrajlı filmler oynatmıştı. Tabii bunları sökmek zorunda kaldık. Sökünce felaket ortaya çıktı. Vatanı seven onu eserlerle onurlandırsın ifadesini de tekrar kazanabilmek çok güzel oldu. Yavaş yavaş söküyoruz. Sökerken biraz eğlenelim dedik. Bugünü diyoruz ya, bugünü ıskalamamak lazım, atlamamak lazım diye. Telga Sudor Mendi'nin kuratörlüğünde, İtalyan bayrağının renklerini de aşağıda görebiliyorsunuz, bir resim sergisi de yaptık içeride. Bir yandan şantiye olsun, bir yandan da hoşça vakit geçirelim diye. Giovanni Paolo Pannini var biliyorsunuz. Tavanlara kadar tablolar dolduran bir İtalyan ressam. Ona bir böylesine saygı olsun diye biz de duvarlara kadar, tavanlara kadar tablolar. Boston Güzel Sanatlar Müzesi de sağ olsun bize orijinal bir görüntüsünü lisansladı. Karşı duvarda da bu vardı. Yani Società Operaia'da insan her zaman var, devam ediyor bundan sonra da olacak diye. Görüyorsunuz boyaları söktükçe Bağdadi yapı, orijinal yapı çıktı. Aynı şekilde yeniliyoruz. Hiçbir şekilde çağdaş paneller vesaire koymayacağız. Biennial vesilesi Lawrence Wiener New York'tan geldi. Bize bir On the Verge çizdi oraya, ramak kala. Çünkü galiba kaybediyorduk, yeniden kurtarıyoruz binayı düşüncesiyle böyle bir çağdaş sanat yaptı. Tabii onu da sildik, yapacak bir şey yok, ama iki ay durdu, güzel oldu. Sevgili yüksek mimar Büke Uras bir sürprizle evinden bu güzel planları çıkarttı, 100 yıllık orijinaller. Onları da restorasyonda kullanmaya başladık. Bodrum'da kömürlük varmış, biraz kazalım ne olacak bakalım dedik. Baktık ki neler olacakmış meğer ki. Onları da biraz kurcaladık, birazcık restore, her parçayı da restore edelim dedik. İşte Bodrum'u kazdıkça sarnıcımız çıktı, bakınız gelecekte ne yaparız diye düşündük, şöyle bir tasarımız var. İnşallah bütün geçmişiyle ilgili bir müzeyi de aşağı kazandıracağız Bodrum katına. Kitaplarımız var, Nedret Bey bunları son derece iyi tanıyor, biraz önce konuştu. Bruno Vidoni de bu derneğin başkanıydı zaten.
arşivimiz var. Bu yazılardan daha neler çıkacak? Birçok çalışmacının, inşallah birçok araştırmacının çalışmalarını bekliyoruz. Sadece nüfus kayıtları bile, bakınız Giulio Mongeri'yi bugün tekrar anayım dedim. Böyle her ayrıntıyı, birçok şeyi bilmediğimiz kişiler açısından bize gösteriyor. Yine bugün derken manga grubu gelelim mi dedi. Gelin dedik. Ne olacak? Gençler de biraz ilgilensin. Kütüphanemizde böyle bir misafirlik oldu. Üzülerek tabii ki bakıyoruz bu hatıraya da. İnsanlar dedik, insanları mutlaka hatırlamak, bütün bu mekanları insanların bulunduğu yerler olarak şu anda çalışmaya, yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanlar demişken en sağda Sayın Başaran Ulusoy, bütün bu çalışmaların maliyetini karşılayan kişi. Ortada da kürsüde Gianluca Alberini, eski İstanbul İtalyan Başkonsolosu, bu inisiyatifi kullanarak bu çalışmaların başlatılmasını sağlayan kişi. Bir önceki İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Sayın Başaran Ulusoy'u Şövalye Cavaliere Ufficiale nişanıyla onurlandırmayı seçti. Demek hala insanlara ve geçmişine önem veren devletler, makamlar var. Bunları da görmek çok güzel. Herkese teşekkürler efendim. Sağ olun.